Herkese merhabalar. TYT Fizik Full Tekrar 2 videosuyla birlikteyiz. Şimdi yükseliş kampında ne yapmıştık? TYT Fizik Full Tekrar 1'i birlikte çözmüştük. Şimdi de 2'yi birlikte çözeceğiz. Kalan konularımızı da bitirmiş olacağız. Böylelikle TYT'yi hızlıca bir tekrar etmiş olacağız. Daha önceki videomuzda soru metrenin soru zorluğu ile ilgili olduğunu ve nelerden faydalandığını görmüştük. Şimdi de yeni tip sorularımızla, yeni konudaki sorularımızla birlikte yine taktiklerle birlikte konumuza başlayalım. Şimdi bir ilk sorumuzda öncülü soru görüyoruz. Sonra da soru metni görüyoruz. Öncülü sorularda mutlaka ilk önce ne okunur? Soru metni okunur. Neden? Çünkü öncülü sorularda öncüllerde yazanları sadece bunları okursanız bir anlam ifade etmez. Şuraya göre değerlendireceğiz. Okuyalım. Hangileri elektrik akımı ile ilgili doğru bir bilgidir? Bakalım. Bir, fizikte türetilmiş bir büyüklüktür diyor. Elektrik akımı türetilmiş bir büyüklük değil. Temel bir büyüklüktür. Temel büyüklükleri hatırlayalım. Kısa muz ile kodlamıştık bunları. Kısa muz kütle, ışık şiddeti neydi? Işık şiddeti hatırlayalım. Kandelaydı birimi de. Kütlenin de birimi kilogramdı. S neydi? Sıcaklık. A akım. Elektrik akımıydı bu. Bana da sorulan bu. M madde miktarı, U uzunluk, Z de zaman temel büyüklüklerimizdi. Geri kalanlar bunlar ile türetilmiş büyüklükler olduğu için türetilmiş büyüklükler diyorduk. O zaman bir yanlış bir bilgidir elektrik akımı ile ilgili. SI de birimi amperdir. Doğru. Elektrik akımının A amperdir. Büyüklüğü net elektriksel yükün, net elektriksel yükün zamana bölümü ile bulunabilir. Evet, geçen zamana bölümü ile bulunur. Hangileri doğru bir bilgidir dediğimizde 2 ve 3 cevabını, yani Denizli seçeneğini veriyoruz cevap olarak. Böylelikle sorumuzu geçmiş oluyoruz. Şimdi yine elektrik ile ilgili, elektrik devre elemanları ile ilgili bir aslında sorumuz var. Şimdi burada kesit alanı ve uzunlukları burada verilen aynı metalden yapılmış dirençlerden bahsediyoruz. Aynı metalden yapılmış dirençler olduklarına göre bunların rho dediğimiz öz direnç büyüklükleri eşittir. Şimdi öz direnç büyüklükleri eşit ise ben bunların dirençleriyle ilgili ne söyleyebilirim? Hatırlayalım. R eşittir. Rho L bölü A idi. Yani ya da S idi. Buradaki A S ile de değiştirilebilir. Genellikle iki değişkeni de kullanıyoruz. A area aslında, yani alan, area. R direnç tabii ki de, S de S kesit alanı, S de alan için kullanılıyor. Şimdi burada neyi göreceğim? Rho hepsi için aynı olacak. L'ye ve A'ya bakarak dirençlerini bulacağım. Diyor ki buna, bana KLMN dirençlerinden hangi ikili yer değiştirse devredeki ana kol akımı azalır diyor. Ana kol akımının değişmesini istiyor benden. Şimdi bakın, öncelikle soruya baktığınızda şunu unutmayacaksınız. Şurada devreden çıkan akım burada ikiye ayrılıp burada birleşir, sonra buradan devam eder. Yani akım burada, evet, kollara ayrılır ama şuralarda aynı akım geçer. Burası aslında tek bir tel gibi, değil mi? Tek bir teldir. O zaman şunu bileceğim ben, hemen soruyu okur okumaz. Hangisi değişir diye sorduğunda, azalır diye sorduğunda K ve N'nin değişmesi benim için bir şey ifade etmeyecek. Çünkü akım önce N'den sonra K'dan ya da önce K'dan sonra neyden geçtiğinde devrede hiçbir değişiklik olmayacaktır. Devredeki ana kolun direncini değiştirmeyecektir bu. Birincisi bu. İkincisi de paralel olanlar kendi aralarında değiştirilirse, yani L'yi buraya, M'yi buraya atmam ya da M'nin yukarıda, L'nin alt aşağıda kalması yine devrenin eşdeğer direncini değiştirmediğinden ana kol akımını değiştirmeyecektir. Bunlardan hangisi var şıklarında? L ile M var. Bu ne olmayacak? Tiki koyduk ama şöyle söyleyeyim, bu değiştirmez. Yani benim sorum için doğru bir bilgi değildir. Şimdi devam edelim. Soruya baktığınızda geri kalanları nasıl çözeceğiz? Bir kere şu formülden L'nin doğru orantılı, A'nın ters orantılı olduğunu biliyorsak eğer, şurada 2S olduğunu görüyorum. L ve 2S. Şimdi bakın, burada temeli bulursunuz. Temel. Temel olan L ve A'dır ya da L ve S'dir. Burada temel olan mesela şu ya, şunun direncini R olarak, bu da aynı şekilde R olarak bulduğumuzda
Bunun uzunluğunun iki kat olması, direncinin iki kat olmasını yani ikili. Bunun kesit alanının iki kat olması, direncinin yarım olması yani R bölü 2 olması gerektiğini söylüyor bana. Şimdi artık devreyi gördüm. Devreyi gördüm ama azıcık daha böyle bakmak için hani devrede ne oluyor? Bu soru aslında bana şu şekilde de sorulabilirdi. Şurada bir direnç var. Burada iki tane birbirine bağlı direnç var ve şurada yine ana kol akımım var, devremde bu. Bu şekilde de sorulabilirdi. Devredeki dirençleri yerlerine alırsam K, L, M ve N. Şimdi daha rahat göreceğim. Şurası R bölü 2 olacak. Burası 2R, R ve R. Şimdi bana sorulan K ile M de yer değiştirse. K ile M'ye baktığımda bir kere ana koldaki şuradaki direnç, ana kollardaki direnç arttıkça neden? Eşdeğer direnç yüzünden. Eşdeğer direnç neydi? Bunların, şunun eşdeğerin ve şunun toplamıydı. O zaman buradaki R eşin artması yani R bölü 2 yerine değil mi 2R direncini koyacağız bu sefer. Ana kol direncini devrenin direncini arttıracaktır. Bunun V eşin artması akımı nasıl etkileyecek? Vır formülünden. V eşittir I çarpı R formülünden. Eşdeğerin artması doğal olarak bu benim için doğrudur. Çünkü düşünsenize R bölü 2 yerine 2R koyuyorum. Doğal olarak K'yı da buraya koyduğumda buradaki eşdeğer direncin, şunun için eşdeğer direncin artacağını söyleyebilirim. M ile N'ye baktığımda M ile N yine aynı şeyi görüyorum. M ile N'de R direnci yerine 2R direncini koyduğumda ne olacaktır? Buradaki ana koldaki direnç artacaktır ve bu artış, bak bir tam artış demektir bu. 2R yerine R koyduğumda bir tam R artış demektir. Burada da diyeceksiniz ki hocam burada da azalmıyor mu? Azalma olacak burada da ama bir tam R kadar olmayacak. Dolayısıyla bu da M ile N'nin yer değiştirmesi de benim ana kol akımımı azaltacak. Neden? R eşi arttırdığı için. O zaman buna da tikimi koyuyorum ve doğru yanıtımın 1 ve 3 seçeneklerinde olduğunu görüyorum. Şimdi bakalım ne var sırada? Sıradaki sorumuz manyetik alanla mıknatıslarla ilgili bir soru. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki X ve Y mıknatıslarından bahsediyor. Yalıtkan bir zemine konulmuşlar ve bunlar KL cisimlerine şekildeki gibi bağlılarmış. Sistemde de serbest bırakılma söz konusu. İşte sistemde serbest bırakıldığı zaman sistem hareket etmiyorsa burada bir denge koşulu sağlanmış demektir. Bu denge koşuluna bir dikkat edelim. Dengede olan nedir? Kuvvetlerdir. Dengede olan kuvvetlerse ben tek tek bunları gösterebilirim. Öncelikle bu cisimlerin aşağıya doğru ağırlıkları olacak. Peki bu cisimler neden aşağıya doğru düşmüyorlar da sistem dengede? Nedeni de şu. Bu iki mıknatıs birbirini çekiyor demektir. Şimdi düşünsenize burada bir mıknatıs var ve ben bunu arkadan çekiyorum. GK kuvvetiyle çekiyorum. Bunu bu şekilde çektiğim zaman aşağıya doğru inmesi gerekirdi. Bunun da hani şu tarafa doğru ilerlemesi gerekirdi. İlerlemediğine göre iki mıknatısın birbirlerine olan manyetik kuvvetleri eşit büyüklüktedir. Zaten daima eşit büyüklüktedir ama şöyle çizelim. Bunlar da şu kuvvetlere ters olacak şekilde kuvvetlerdir. Şu şekilde yazabiliriz. Şimdi bak bu sistem dengede ise sistemi ayrı ayrı incele. Şunu kapattım. Fark ettiniz mi? F ile GK'nın eşit olması gerekiyor. Aksi takdirde ya sistem bu tarafa doğru hızlanarak ilerlerdi ya da sistem bu tarafa doğru hızlanarak ilerlerdi. İki türü de olmadığına göre GK ve F eşittir. Peki şimdi bunu bıraktım, bunu kapattım. GL ve F burada da aynı şekilde bu ikisinin eşit olması gerekiyor. Bu soruyu görür görmez öncüllerden birinde GK ve GL'nin eşit olup olmadığı sorulacaktır kesin. Çünkü soruda aslında bu iki sistemi birbirlerine bağlayan şey şu manyetik kuvvetler. Bakalım K ve L'nin ağırlıkları birbirlerine eşittir öncülü değil mi? Bu soru bunda sorulmuş. K ve L'nin ağırlıkları kesinlikle eşit olmalı ve bu eşitlikte bir eşitimiz daha var. Bunlar da manyetik kuvvetlerin büyüklüğüne eşit olmalı. O zaman şuna okeyimizi verdik. A ve B aynı cins kutupludur. İki mıknatısın birbirini çekmesi
örnek olarak gösteriyorum. Burası ne kutupluysa burasının da zıt kutuplu olmasını gerektirir. Ha devam edelim o zaman. NS ise B kutbunun N olması gerekir. Yani A ve B'nin aynı cins kutuplu olması gerekir. Kesin başka yolu yok. Başka türlü iki mıknatıs birbirini çekemez. L mesafesi arttırılırsa. Şimdi bakın burada F kuvvetinin neye bağlı olduğunu söyleyeceğiz. F kuvveti bir kere uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Yani bu ne demek? Uzaklık arttıkça maddeler birbirlerinden uzaklaştığı için birbirlerini daha az çekeceklerdir. Çekme kuvvetleri F kuvveti azalacaktır. F'in azalması GK azalmıyor. K cisminin ağırlığı azalmıyor ama F azaldığına göre ne olacaktır? Bu sistem artık aşağıya doğru hızlanan hareket yapacaktır. Niye hızlanan? Öncelikle şuna dikkat edin. Bu F kuvvetleri bir kere uzaklık arttıkça azalacak. Arttıkça azalacak. Bu uzaklığın artması F'i azaltacak. GK'ya baktığımda GK'nın sabit olduğunu biliyorum ama GK'yı azaltan, GK'nın ters yönünde olan F kuvvetinin azalması aşağıya doğru olan net kuvveti arttıracaktır. Şöyle yazalım. Eğer L mesafesi arttırılırsa F net GK eksi F olur. Sen L'yi arttırdıkça F azalacağından şuradaki büyüklük giderek artacaktır doğal olarak. Yani F net kuvveti sabit kalsa bile cisim değil mi hızlanır duran bir cisimle. Duran bir cismim var mesela şuraya çizelim. Şöyle bir duran bir cismim var. Ben buna F net kuvveti uyguluyorum sabit olarak. Bu bile A ivmesiyle hızlanır. Düşünsenize bir de kuvvet artıyor burada. Tabii ki de daha fazla hızlanacaktır. Hızlanan hareket yapacaktır. İvmesi de artacaktır. Hatta o yüzden buna doğru yanıt, doğru seçenek diyoruz. 1, 2, 3 seçeneklerin hepsini olduğu da burada 1, 2, 3 seçeneği oluyor. Cevabımız da bu oluyor. Burada şu L arttığında ivmenin de azalması dikkatinizi çekti mi? İvme de azalıyor. Yani hızlanma ivmesi de giderek artıyor. Pardon. L mesafesi arttırılırsa hızlanma ivmesi de giderek artıyor diyeceğiz. Şimdi bir başka sorumuz basınç ile ilgili. Gene çok sorulan sorulardan biri. Özdeş küplerin yapıştırılmasıyla oluşmuş KLM cisimlerinin yatay zemine yaptığı basınç kuvvetleri sorulduğunda işler değişir, tamam mı? Basınç kuvveti. Katı cisimlerde basınç kuvveti yani basıncın oluşturduğu, basıncı oluşturan kuvvet cisimlerin ağırlığıdır. Bu yüzden cisimleriniz eğer özdeşse, 3 küpten oluşmuş, hepsi 3 küpten oluşmuş, özdeş ise o zaman cismi nasıl bıraktığın önemli değildir. Ağırlıkları üçünün de ağırlığı eşit olduğuna göre, üçü de yatay zeminde olduğuna göre, eğimli bir zemin de değil, hani ağırlığının bileşenini alayım. Hepsinin yatay bir zeminde olduğu bilindiğine göre bu üçünün de ağırlıkları eşit. Yani basınç kuvvetleri birbirlerine eşittir. Ha ama basınç sorulsaydı bana, yani bu cisimlerin zemine yaptıkları basınç sorulsaydı, o zaman basınç için kuvvet bölü değil mi? Kuvvet bölü taban alanı alacaktım. S alacaktım. Kuvvete baktığımda kuvvetin basınç kuvveti ağırlık, katılarda ağırlık olarak göreceğim. Bunların basınç kuvvetlerinin eşit olduğunu söyleyecektim ve taban alanlarına bakacaktım. Baktığımda sivri zeminler daima basıncı çok büyük olan zeminlerdir. Bu yüzden mesela çivi kullanılır değil mi? Çivinin ucu ya da raptiye kullanılır. Raptiyelerin uçları sivri olduğu için o tarafta basıncın çok olması istenir. O zaman M en büyük olacaktı. Bu ikisinin taban alanına baktığımda şöyle göstereyim. Şuradaki yere bakın. Bir birim alan dersen buradaki yer iki birim alan olacaktı. O zaman M'nin en büyük, sonra L'nin, en az ise K'nın basınç yaptığını söyleyecektim. Ama bana basınç kuvveti sorulduğu için hemen ne yapıyorum? Ağırlığına bakıyorum. Katılarda ağırlık alınır. Böylelikle sorumu çözmüş oluyorum. Şimdi geçtik kaldırma kuvveti sorusuna. Kaldırma kuvveti aslında çok kolay bir konu olmasına rağmen en fazla kafa karıştırıcı soruların çıktığı bir bölümdür. Çünkü kaldırma kuvveti birkaç tane bilgiyi birlikte bilmenizi ister. Bunlar basınçtır özellikle. Gaz basıncı, katı basıncı ve sıvı basıncını çok iyi bilmenizi ister. Bir de bu soruları çözerken özellikle sistem sorularını böyle ipli, balonlu falan olan soruları çözerken şunu unutmayın.
bir olay kendi gerçekleştiren etkiyi yenecek halde dengelenmiyor, tamam mı? Kendi gerçekleştiren etkiyi yenemiyor. Bunu içeride kullanacağız. Şimdi bak, diyor ki ağırlıksız sürtünmesiz bir pistonun var. Piston da buradaki havayı sıkıştırmış. Üstüne üstlük pistona bağlı olan içi tamamen sıvı dolu bir K esnek balonu var. Bunun içi sıvı doluymuş. Sıvı. Bir de L esnek balonu var. Onun içerisinde de gaz var. Şurada da gaz olduğunu görüyorum L'de. Şimdi buna göre diyor F kuvveti X hizasına Y hizasına getirilirse. Yani buradaki havanın sıkıştırılması söz konusu. Buradaki havayı sıkıştırdığımızda neler olacak? Bir kere havanın sıkışması durumunda bir kere ne olacak? Havanın yaptığı basınç artacak. İçeriye yaptığı basınç artacak. Bu ne demektir? K'ya da L'ye de hava şu anda bir basınç uyguluyordu. Ama biz pistonu hizayı X'ten Y'ye aldığımızda bu basınç artacak. Bu tarafa basınç yapılacak. Basıncı yaptın. Şimdi bak etkiyi tek tek değerlendiriyoruz. Şimdi basınç yaptın ama şu balonun içerisinde sıvı olduğunu biliyorsun. Sıvılar da neydi? Sıkıştırılamaz özellikteydi. O zaman buraya sıkıştırılamadıklarına göre ben sıvı yerine katı bir cisim de koyabilirim. Katı da değil mi? Basınçla sıkışmayacaktır. Ve mesela cam balon olabilirdi. Bu cam balon da yine içerideki basıncı değişmeyecek olan bir kuvvet etkisiyle basıncı değişmeyecek olan bir maddedir katı yapıda. O zaman ben burada herhangi bir hacim genişlemesi ya da büzülmesi olmadığını söyleyeceğim. Şimdi hacminde bir değişiklik yoksa, hiza da sadece X'ten Y'ye geldiyse T1'in değişmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Olamaz. Şimdi şunu da sorabilirsiniz bana, dersiniz ki hocam tamam sadece o değil, sadece havanın sıkışmasından dolayı değil. Burada piston da şuraya indi, yani aşağıya indi. O zaman ne oldu? Pistona bağlı cisim de tabii ki de aşağı inecek, şöyle bir yerde olacak. Yine etki basınçtır. Yine bu cisim aşağıya doğru indiğinde üzerine yapılan sıvı basıncı artacak demektir, daha derinde olduğu için sıvı basıncı artacak. Gaz da sıvı basıncı da artsa bu cismin hacmini değiştiremediğinden dolayı cisme etki eden kaldırma kuvvetinde bir değişiklik olmayacaktır. Kaldırma kuvveti değişmezse o zaman T1 ipi de değişmez. Neden böyle söylüyorum? Durumum şu çünkü. K da burada. Şimdi GK'nın bir ağırlığı var K'nın. Bir de kaldırma kuvveti var. K ile T1'in toplamı K'nın ağırlığına eşittir. İşte baktığım zaman kaldırma kuvveti değişmiyorsa bu ikisi birbirlerini ne yapmıyordur? Bu ikisiyle bir değişiklik olmayacaktır. K zaten değişmiyor K'nın ağırlığı. T1'de de bir değişiklik olmayacaktır. Ha ama içi gaz dolu olan balona geldiğimizde. Şimdi sen bunu X'ten Y'ye getirirsen hizayı, hava sıkışacağından bir kere havanın basıncı, buradaki havanın basıncı artacaktır. Ya sırf burada değil, sıvılar üzerinde bulunan hava basınç arttığı takdirde ne yapacaktır? Zaten hava içeriye bir basınç yapıyordu, bu kesin. Üstüne daha fazla basınç yapmaya başladı. Yani buraya yapılan bir basınç vardı, bu basınç artmaya başladı. Artmaya başladıysa eğer ne olacaktır? Bak tek tek çözüyorum. Önceki işlem buydu, oluş buydu. Aşağıya indirdim, havanın basıncı arttı. Bu bir. İkincisi, şuraya geldim, L'nin hacmi azaldı. Neden? Basınç arttı. Bunu küçülttü. Üçüncüsü, T2'ye bakacağım. T2'ye bakmak için hemen neyi çizeceğim? Gene kaldırma kuvvetiyle yaptığım bu şeyi şunu çizelim. Şurası T2'ydi. Hemen L'nin ağırlığını çizelim. Bir de yukarı doğru kaldırma kuvveti var. İşte T ipi aşağıya doğru bir, değil mi? Aşağıya doğru çiziliyor. Neden? Cisimden dışarıya doğru çizdik. Şimdi sen bunun hacmini azaltırsan üzerine yapılan kaldırma kuvvetini azaltmış olursun. Çünkü kaldırma kuvvetinin formülünü hatırlayalım. V batan, D sıvı, G'ydi. Sıvı değişmiyor. Gaz yer çekimi ivmesi değişmiyor. Batan hacim küçüldüğü için, hacmi küçüldüğü için batan hacim azaldı. Bunun azalması T'yi azaltacak tabii ki de. Biliyorsunuz ki L'nin ağırlığı değişmeyecektir. Neden? İçerideki molekülleri değiştirmedin ki sen. İçerideki taneciklerin sayısı aynı. Neden ağırlığı azalsın ki? İçerideki taneciklerin sayısı aynı olduğu için ağırlık değişmez. Ama T2 FK'ya bağlı olarak ne yapacaktır? Azalacaktır.
azalacaktır. Kaldırma kuvveti azaldığı için. Şimdi burada sorumuzu şimdi yavaş yavaş okuyalım. Diyor ki X'den Y'ye geçirdik. K cismini pistona bağlayan T1 ipindeki gerilme azalır. Kesinlikle yanlıştır. Burada bu ipi azaltacak bir etki yoktur. Çünkü hacmi küçülmemiş ya da büyümemiştir. Yani kaldırma kuvveti değişmemiştir. L cismini kap tabanına bağlayan ipteki T2 ipindeki gerilme azalır. Evet, bu doğrudur. Bunu söyledik. Kap tabanına etki eden hava basıncı artar. Havanın basıncı arttığı için unutmayın ki havanın basıncı, üstteki gazların basıncı, sıvılar bir kere üzerine yapılan basıncı her yöne iletiyorlardı. Bu havanın basıncı arttığı için şuralarda hani havanın yaptığı basınçlar var ya, böyle her tarafa, şuralara da çizdik. Bu basınçların artışı delta P, yani bu basınçlarda bir artış meydana gelir. Burada normalde P basıncını yaparken artık sıkıştığı için delta P kadar bir artış olacaktır her bir yerde. Artı delta P kadar. Tamam. Kap tabanı etki eden hava basıncı da ne olmuş oldu? Artmış oldu. Sadece kap tabanına değil, aslında kabın yan çeperlerine ya da işte cisimlere her türlü yapılan basınç artmış oldu. Şimdi burada şunu da bir gözlem altına alalım. Yani soruyu çözdük. Sorunun cevabı Denizli. Burada bir şey yok soruda. Hemen çözdük. Burada etkileri tek tek incelediğimizi unutmayın. Eğer hepsini birden incelemeye çalışırsanız işin içinden çıkamazsınız. Şunu düşüneceksiniz. X'i Y'ye çektim. Havanın basıncı arttı. O zaman bunun hacmi değişmedi. Bunun T'si değişmedi. Bunun hacmi azaldı. Kaldırma kuvveti azaldığı için T2'yi de şuradan bulun. Tamam mı? Şöyle çizin yani. Elinizi korkak alıştırmayın. Çizin. T2'nin de ip gerilmesinde azalacağını söyleyebilirim. Son bir öncül daha ekleyelim mi birlikte? Bazılarını yorumlarda görüyorum. Kafa orada biraz karışıyor. Şimdi sıvı seviyesi. Şimdi sıvı seviyesi, bu cisim küçüldüğü için bir miktar değil mi? Sıvı seviyesi de aşağıya inecektir. Bu yüzden tabana yapılan sıvı basıncı da azalır. Tabana yapılan sıvı basıncı azalır. Neden? Şu ne yapıyor? Bir miktar aşağı iniyor. Niye? Çünkü şunun hacmi küçüldü. Ama bu basınç azalması, sıvının şuradaki basınç azalması şu balonun hacmini sonradan arttırmayacaktır. Sonradan arttırıp aynı yere getirme ya da daha yukarı, öyle bir şey yok. Ben bu yüzden söyledim. Kendini oluşturan etkiyi yenemez. Şimdi bunu kendini oluşturan, şimdi bu hacmi küçülürken zaten sıvı da azalıyor. İşte havanın basıncı artarken diyorum, yani şu seviyeden bu seviyeye getiriyorsun sen. Bu sırada bunun hacmi azalıyor. Bu yüzden de sıvının da yüksekliği ne yapıyor? Bir miktar azalıyor. Ama bunların hepsi dengeyle oluyor. Denge, yani yavaş yavaş dengeye geliyorlar sonra. Burası buradayken, yani pistonumuz X'den Y'ye geldiğinde artık bunun hacmi de azalmış oluyor. Sıvı seviyesi aşağıya inmiş oluyor. Sonradan bu sıvı seviyesi aşağı indi. Ben bunu azıcık daha büyüteyim falan. Oralara hiç girmeyin. Bak, oluş sırasıyla yapın soruyu. O zaman kazanırsınız. Yoksa hepsini de bir arada düşünmeyin. Tek tek yavaş yavaş söylediğim sırayla yaparsanız bütün kaldırma kuvveti sorularını çözersiniz. ÖSYM'de kaldırma kuvvetini çok sever. Bu soruda tam sorulabilecek bir soru tarzı. Özellikle şurada sıvı olması nedeniyle. Umarım işinize yarar. Kesinlikle yarayacak. Tekrar bence videoyu çevirip tekrar soruyu kendiniz çözmeye çalışın. Şimdi başka bir soru. Bu soru da gene dalgalar, gene istenen bir soru aslında. Serbest ve sabit uçlar var burada ve yayda oluşturulan iki atma şekildeki gibi ilerliyor. Biri bu tarafa, biri bu tarafa ilerliyor. Bir kere atmalar saniyede bir bölme ilerliyormuş ve 5. saniyeyi soruyor bana. 5. saniye. Benim ihtiyacım olan şey bu. Atmanın görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi 5. saniye anı için konuşuyorum. Bu an ne için önemli? Bu an sayma için çok önemli. Bu bir. Tamam. İkincisi de serbest ve sabit uçun ne işe yaradığını bileceğiz. Ne işe yarıyor peki? Şimdi baktığım zaman serbest uç dediğim nedir serbest uç? Serbest uç nedir? Burada ipe bağlı bir bilezik gibi düşünün bunu. Böyle esnek bir cisim gibi düşünün. Bu şu uç buraya geldiğinde ne olacaktır? Bu bileziği yukarı aşağı indirebilecektir. Eğer titreşimi buraya da verebiliyorsa o zaman bir sıkıntı çıkmadan aynı şekilde geldiği gibi geri dönecektir. Sabit uçta işler değişir. Sabit uç buranın bağlı olduğu uçtur. Bu uç yukarı aşağı inemez ya da çıkamaz.
olmaz. O zaman şu uç buraya geldiğinde buna istediği titreşimi veremediğinden ters dönecektir. Yani ters dönmesi ne demek? Şu anda ters bir üçgenden bahsediyoruz. O zaman buraya geldiğinde düz olacak bu üçgen. Yukarı doğru çıkacak. Anlaştık mı? Biz bundan bahsediyoruz. Şimdi bakalım biz nasıl sayacağız? Bu sayma işlemini birlikte bakalım. 5. saniye. Her bir bölmede de 1 saniye zaman harcıyormuş. Ne demek bu? İşte şu ucun buraya gelmesi 1 saniye demek oluyor. Şimdi bak. 1, 2, 3, 4, 5. 5. yerde, 5. uçta burada. Neden yukarıdan gittim? Çünkü biliyorum ki bu ters dönmeyecek. Yukarıda olan ucu yine yukarıda olacak. Şimdi baktığım zaman burada hangi ucu almıştım ben? Şu ucu almıştım değil mi? Öndeki ucu almıştım. Burası öndeki uçsa o zaman ne olacaktır? Geride de değil mi bir kare vardı. Onu da burada çiziyorum. Şimdi ikincisine bakıyorum. İkincisi de burada. Bunu da sayacağım. Burası 0. Şimdi sayıyorum. 1 buraya geldi. 1. Sonra 2 3 4 5. 5. uçta burada. Burası neydi? Burası 5. Burası yine öndeki uçtu. Bak bu tarafa doğru gidiyor. Sonraki hamle şu olacak çünkü. 5 öndeki uçtu. Yalnız burada bir şeye dikkat edin. Burada sonraki hamlenin yukarı doğru olduğuna dikkat edin değil mi? Düz olacaktır. Yani tersken yukarı doğru çıkacaktır. Neden? Çünkü burası sabit uçtu. Burası da önde olduğu için benim şöyle bir şey çizebilirim ben. Önde olduğu için şu üçgenimi çizebilirim. O zaman ikisinin birleşim noktasını şu şekilde hesaplıyorum. İsterseniz şurada hesaplayalım. Bakın şimdi şöyle bir var. Bir de burada şu var. Şimdi ben bunu hesaplarken şunu yaptırıyorum genellikle. Burası kare için konuşuyorum. Burası artı birdir. Yukarı doğru bir birimdir. Şurası, burası da sadece kare için konuşuyorum. Kare için. Şurası da artı birdir. Burası da artı birdir. Şimdi geldiğim üçgenime. Bu işlemi yaparsanız bütün bileşke atmaları rahatlıkla bulabilirsiniz. Üçgen atmamın şurası sıfırdır. Neden sıfır? Referansın burası olduğuna göre burası sıfırdır. Çıkmamış. Burası da sıfır. Ama şurası nedir? Artı birdir değil mi? Yukarıdadır. Bak bir birim şu kadar. Bir birim yukarıda. O zaman benim oluşturacağım şey, şimdi 0 ile 1'i aynı hizadakileri topluyorum. Artı 1. Şurası da artı 1. Burası da artı 2 olacak. Nerede artı 2 var? Tam ortada nerede artı 2 var? Hemen görüyorum. Burada bir kere eksi 2 var. Bu yanlış. Şu. Doğru yanıt Adana olacaktır. Artı 2 var. Bak hemen burada da hesap yapalım. Şuranın artı 1 değil mi? Şuradan bir birim yukarıda. Burası da buradan bir birim yukarıda. Artı bir. Bu uç ise aşağıdan iki birim yukarıda. Artı iki. Bu işlemi yaparsanız hiç kafanız karışmaz. Ha, genel olarak ne diyoruz? Biz genel olarak diyoruz ki şuradaki enerjiler üst üste gelmiştir. Doğal olarak bunun aynısını yukarıya çizerseniz sonucu bulursunuz. Bak bu kısa yolu aslında. Direkt burada bulabilirsin. Ama işte o oldu, kafan karıştı, bir şey oldu. Hiç heyecanlanma. Hemen şu yöntemi, şu taktiği uygula. En zor olan atma sorularında bile rahatlıkla sonuca ulaşırsın. O yüzden bu yöntemi de unutmayın. Şimdi geldik bir de su dalgası konusuna. Su dalgasında dalga leğenlerimiz var bizim. Dalga leğenlerimizde dalga kaynaklarımız var. Şurada bir dalga kaynağı görüyoruz. Ve burada farklı bölmelerde farklı dalgalar olduğunu görüyoruz. Yalnız tek bir kaynağım olduğunu unutmayın. Tek bir kaynağım varsa bu kaynağın ürettikleri aksiyonlanmadığı sürece, yani bir şey yapmadığı, onu da sormuyorsa ya, bu dalga kaynağının frekansı da sabitse tek bir frekans var. Şimdi ben bakıyorum buradaki dalgalar birbirlerinden farklı. Bunlar dalga tepeleri. Bu dalga tepeleri niye birbirinden farklı? Demek ki KLM ortamlarının derinlikleri birbirinden farklı. Farklı derinlikteler. Şimdi baktığım zaman dalgalar oluşturulmuş. Burada hızlıca bir gitme, birbirlerinden kaçma görüyorum. Dalga boyları arasındaki mesafeyi görüyor musunuz? Bak burada bu kadar dalga boyu. Fakat burada daha küçük bir dalga boyu. Tepe tepe arası mesafe. Burada da orta bir dalga boyu var. Bir kere ben biliyorum ki eğer hızım artarsa dalga boyum da artar. Neden? Hızlıysa eğer birbirlerinden kaçabilirler. O zaman şunu söyleyebilir miyim ben? Hemen şuraya bir göz gezdirelim. Bak şuraya. M'nin nesi? Derinliği büyüktür. Hızı büyüktür.
kimden? K'dan büyüktür. O da L'den büyüktür. Neden? L'de bak görüyor musunuz? Hala burada dalga söndürücüye gelememiş bir sürü dalga olduğunu görüyorum. O zaman VM'nin en büyük son rakamının sonra da L'nin olduğunu söyleyeceğim. Şimdi bak bu tip sorularda niye aşağıda dalga söndürücü vardır biliyor musunuz? Biz dalgalarda yansımayı biliyorsunuz siz gördük. Dalgalarda yansımada şöyle bir şey vardı. Burada bir engel konulursa bu dalgalar yansıyarak üst üste gelirler. Ben ama bunu istemiyorum. Ben ilk görüldükleri anı istiyorum. Bu yüzden gelen dalga sönsün, gelen dalga emilsin diye aşağıya da dalga söndürücü koyuyorlar sorularda. Şimdi bakalım bir diğer sorumuz nedir? Bir diğer sorumuz Işığın davranışı ile ilgili bir soru, aydınlanma ile ilgili de aslında tanım soruları geldiğine göre davranışı ile ilgili yani fiziğin çok fazla dokunulmayan konularında soru gelebileceğini biliyoruz biz. ÖSYM'nin taktiğinde bunu görüyoruz. O yüzden kıyıda köşede kalmış konulardan bile mutlaka çalışıp genel hatlarıyla ne olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi yukarıdaki olaylardan hangileri yalnızca ışığın dalga modeliyle açıklanabilir? Şimdi bir kere burada unutmayalım. Işığın iki tane modeli var. Bunlardan birisi tanecik modeli. Tanecik modeli. Diğeri de dalga modeli. Dalga modeli. Işığın tanecikli yapısı ve dalga yapısı. Şimdi bunların açıklayabildiği olaylar var. Genel olarak bütün olaylar ikisiyle de açıklanabiliyor ama bazı çok hassas noktalar var. Mesela koca foton dediğimiz koca foton. Koca foton olarak ezberleyebilirsiniz burasını. Kare cisim ışıması ya da siyah cisim ışıması. Compton olayı ve fotoelektrik olay bunlar sadece tanecik modeliyle açıklanabiliyor. Dalga modeliyle açıklanamıyor. Dalga modeliyle açıklanabilenler neler? Sadece dalga modeliyle açıklanabilenler. Sadece yazalım bunları. Özel bunlar. Bak burada özellikle sadece dalga ışığın girişim olayı. Özellikle de dalgalarda fark ediyoruz bunu. Yay dalgalarındaki girişim. Az önceki soruda yaptığımız aslında bir dalganın girişimiydi değil mi? Yay dalgaları üst üste geldi, girişim yaptı ve başka bir şey ortaya çıktı. Sonra da birbirlerinden ayrılarak yollarına devam ediyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi. Bu olay işte dalgaya ait bir olaydır. Bu olayı tanecikle açıklayamıyoruz. Dalga olayıyla açıklıyoruz girişimi. Bir de burada önemli bir şey var. Hassas bir konu gene. Oraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Işığın kırılması. Ama şimdi bak ışık normalde iki farklı yüzeye geldiğinde, yüzeyin ayırıcı yüzeyine geldiğinde ışık kırılıyor. Bu sırada bu kırılmayı var ya, bu kırılmayı her iki olayda açıklayabiliyor, her iki modelde açıklayabiliyor. Ama bu sırada ışığın bir kısmının yansımasını sadece dalga modeli açıklayabiliyor. Tamam? Işığın kırılma sırasında yansıması sadece dalga olayı açıklayabiliyor. O zaman ışığın kırılma sırasında bir kısmının yansıması ve ışığın girişimi yalnızca dalga modeliyle açıklanabilen olaylardır. 1 ve 2 doğru cevabımız. Gölge oluşumu ya da işte ışığın yansıması, bunlar iki modelin birlikte açıklayabildiği olaylardır. Anlaştık mı? Bunlar böyle en hassas noktalarımızda bunlar ışığın davranışıyla ilgili bir soruyu çözmüş olduk. Şimdi bir ayna sorusu. Bir düzlem aynanın bulunduğu sistemde O noktası verilmiş ve O noktasının ne yapacağız biz? O noktasından cisimleri, hangi cisimleri göreceğini göremeyeceğini bakacağız. Bununla ilgili soru çözeceğiz. Şimdi opak cisim olması önemli cisimlerin. Cisimlerin neden önemli peki? Çünkü opak cisimler içlerinden ışık geçmesine izin vermezler. Üzerlerine bir ışık düştüğünde onun diğer tarafa geçmesine ışık vermezler. Doğal olarak da görüş alanı içerisindeki, görüşün önündeki bir opak cismin arkasında bulunan başka bir cismi göremeyeceksin. Yani şu cismi evet görebileceksin ama eğer bu bir göz ise şu cismi ne yapamayacağız? Göremeyeceğiz. Bize de bunu soruyor zaten. Opak cisimlerden hangisi görüşü üzerinde bulunan başka bir cisim nedeniyle göremez? Şu cismi soruyor bana. Hangi cismi başka bir cisim nedeniyle
nedeniyle göremeyeceğini soruyor. Şimdi baktığım zaman ben burada bir kere bu tip soruların birkaç tane çözüm yöntemi var ama en güzel olanı, en kesin olanı şudur. Hiç da bir şey kaçmaz bu yöntemde. Bir kere cismin, yani gözlemcinin görüntüsünü alırsın. Aynaya göre gözlemcinin görüntüsü nasıl alınır? Aynaya bir mesafede, o zaman aynı mesafede ben şurada o üssü gözlemcimin görüntüsünü aldım. Şimdi benim aynanın kenarlarına çizeceğim, köşelerine çizeceğim çizgiler görüş alanımı belirleyecektir. Baktım görüş alanım burada. Yani N, M ve L görüş alanım içerisinde kalıyor. K'yı göremiyor ama soru o şekilde, yani hangisini görür ya da göremez şeklinde sorulmamış. Diyor ki hangisi görüş alanında bulunan başka bir cisim nedeniyle göremez. Demek ki K ile işim yok benim. K'yı sormuyor bana. Şimdi bakıyorum hangi cisimleri görebilir. Bir kere cisimlerden, görüntüden cisimlere şu şekilde çizgiler çiziyorum. Şimdi de görüşüm üzerinde bir başka bir cisim var mı diye bakıyorum. Bakın şurada çizdim. Değil mi? Şu da bu. N'den de çizdiğim zaman zaten göreceksiniz M ile aynı hizada kaldı. Şimdi O'dan, yani gözlemcimden, bak görüntüden çizdim zaten. Şimdi gözlemciden bakacağım. Şuradan L ile ilgili olan ışın bu ışın. Bak görüyor musun? Şu ışın nedeniyle L'yi görebiliyor. Peki bu yol üzerinde L'nin önünde başka bir cisim var mı? Yok. O zaman L'yi görür zaten. L'yi görür. Benim sorun bu değil. Şimdi şuraya bakıyorum. Bak aynanın burasına. Şu yol üzerinde bir şey var mı? Hayır. M'yi de gayet rahatlıkla görüyor. Ama N'ye baktığımda, dikkat ettiniz mi? Şu şekilde N'ye baktığımda N'nin üzerinde yolu, N'yi göreceği yol üzerinde M cismi olduğunu görüyorum. Bu nedenle başka bir cisim nedeniyle göremez. Hangi cismi başka bir cisim nedeniyle göremez? N cismini görüş yolu üzerindeki M cismi nedeniyle göremeyecektir. Bana sorulan sorunun cevabı da N oluyor. Böylece deyip optik burada düz aynayı geçebiliriz. Şimdi unutmayın ki buradaki sorular genellikle ÖSYM'nin çok sevdiği soru tarzlarından çıkıyor. ÖSYM'nin beğendiği, istediği soru tarzlarından çıkıyor. O yüzden biz burada dikkat edeceğimiz hususları size tek tek söylüyorum. Orada mesela o ayrıntılar çok önemli fizik için. Şimdi tek renkli kırmızı ışık var ve burada bir kırılma söz konusu. Kırılma da yine karıştırabildiğimiz, çok böyle hani ince detayları olmasa da kaba hatlarıyla aslında çok sevmediğimiz bir konu. Şimdi birlikte onu yeneceğiz ama, tamam mı? Şimdi bak, dikkatlice bak. Şimdi K var, L var, M var. Bunlar farklı saydam ortamlar. Şimdi ışık bu tarafa geldiğinde, tam şu noktaya geldiğinde ışığın şu şekilde, şurası yüzey normaldir. Paralel ortamlarda şu şekilde normale doğru yaklaştığını görüyorum. Ne demek normale doğru yaklaşmak? Bir söyleyeyim. Işık normalde şöyle ilerleyecekti. Bunu biliyorum. Şimdi K'dan L'ye geçerken ışık böyle ilerleyecekti. Ama ışık şu tarafa mı kaçmış? Hayır. Bu tarafa doğru kaçmış. Peki burada ne var? Yüzey normali var. Işık yüzey normaline doğru yaklaşmış. Ne büyükse ancak o zaman N'ye yaklaşır. Tamam? Büyük harf N'yi normal olarak aklınıza tutabilirsiniz. N küçük harf ışığın kırıcılık indisi. Diğer N de büyük harf olan da normal, yüzey normalidir. O zaman ben burada baktığımda ışınımın bu tarafa doğru yaklaştığını, yani normale yaklaştığını görüyorsam eğer, L'nin ışığı kırma indizinin K ortamının ışığı kırma indizinden büyük olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ikinci durumda. Şu sizin işinize yarayacak bir bilgi. Şimdi ikinci duruma bakıyorum. İkinci durumda da ışınım, şöyle yazıyorum. Normalde gitseydi, direkt gitseydi şu şekilde gidecekti. Fakat baktığım benim ne yapmış? Bu sefer yüzey normali burada. Dikkat edin. Normalden uzaklaşmış ve bu tarafa doğru şu yolu izlemiş. Tamam mı? Bu yolu izlediğine göre o zaman M ortamının da ışığı kırıcılık indizinin, hani L ile M'yi kıyasladığımda M'nin de küçük olduğunu görüyorum. Neden? O normalden uzaklaşmış. Normale yaklaşsaydı bu ortamın ışığın kırıcılık indizinin şuradan daha büyük olduğunu söyleyecektim. Ama öyle olmamış. O zaman
L'nin ışığı kırma indizinin M'den büyük olduğunu söyleyebileceğim. Peki ben burada K ile M arasında nasıl bir işlem yapabilirim? K ile M arasında yapacağım işlem de şudur. Soruya baktığınızda teta ve alfa ile ilgili bir bilgi verilmeli. Bakıyorum tetanın alfadan daha büyük olduğunu söylüyor. Bir kere açı artması demek normalden uzaklaşma demektir. Normalden uzaklaşma varsa eğer, normalden uzaklaşma söz konusuysa, o zaman da ne vardır normalden uzaklaşmada? Biz bir kere şurada normalden uzaklaştığı için hani şu M'nin daha büyük bir ortam olduğunu aslında söyleyebileceğiz, değil mi? Normalden uzaklaşıyorsa K'nın küçük bir ortam olduğunu söyleyebileceğiz. Diyor ki bana kırmızı ışık yerine mavi ışık gönderildiğinde ışığın KLM ortamlarındaki ilerleyişi soruyor. Yukarıdakilerden hangisi gibi olabilir sorusu. Şimdi bakıyorum K, L ve M ortamlarına bir kere bir. K'dan L'ye gelirken, şuraya dikkat edin. K'dan L'ye gelirken tam yansıma yapabilir mi? Tam yansıma ya da sınır açısında ilerleme durumu ancak büyükten küçüğe geçildiğinde, yani çoktan aza geçmek gerekiyor. Yani bu sadece K ortamının L ortamından daha büyük olduğu koşulda mevcuttur. Koşulda olabilir. Burada biz biliyoruz ki L ortamı daha büyük bir ortam. O zaman tam yansımayı ya da sınır açısını da ilerlemeyi biz burada görmeyeceğiz. Bu kesin. Şimdi bu kesin olduğuna göre biz şöyle bir sorumuza gel. Kırmızı ışık yerine mavi ışık gönderildiğinde demiş, tamam mı? Mavi ışık gönderilmesi ne demektir? Mavi ışık gönderilmesi. Kutu sayamama baktığınızda şöyle yazalım. Bir prizma, bir prizmadan beyaz ışık geliyor. Kutu sayamam da şöyle renkler şu şekilde ilerliyor. En baştaki kırmızı, en sondaki de mor ve mavi, değil mi? Şimdi ben baktığımda şu ışınların farklı bir renkle gösterelim. Şöyle gitmesi gerekirken kırmızının az, mavinin çok kırıldığını görüyorum. O zaman kırılma olayında mavi için çok büyük bir kırılma bekliyorum. Kırmızıdan daha büyük bir kırılma bekliyorum. Yani nasıl olacak bu? Şu şekilde gelen kırmızı böyle gittiyse mavinin daha da çok kırılmasını bekliyorum. Daha da çok kırılacaktır. Bunu bekliyorum ben. Bu mevcut mu diye bakıyorum. Aynı şekilde kırılmış mesela, görüyor musunuz? Hiçbir fark yok. Kırmızı ile mavi aynı şekilde kırılmaz. Bu yanlıştır. Ama diğerlerine baktığımda burada aynı şekilde kırılmadıklarını görüyorum. Ve çoktan aza geçişte, değil mi? Şurada ikisinde de çoktan L'den M'ye geçişte sınır açısında gitme ve tam yansımayı görüyorum. O zaman şu ikisi olabilir diyorum. Böyle kırılmalar olabiliyor. O zaman doğru yanıtım 2 ve 3, yani Denizli seçeneği oluyor. Ne dedik biz? Renklerle ilgili, kırılmayla ilgili konuştuk. Kırılmada ne büyükse neye, yani normale daha çok yaklaştığını söyledik. Bir diğeri de neyi söyledik biz? Şurada dikkat edelim. Kırmızı ve mavi ile ilgili. Kırmızının az, mavinin çok kırıldığını söyledik ve sorumuzu tamamladık. Şey, yine bir optik sorusu. Optik bir kere TYT'de hani sınavımızda çok beklediğimiz bir şey, çok beklediğimiz bir ünitedir. Bu ünite gerçekten de hani sevilen bir ünitedir sınavlar bakımından. Çok da geniştir. Siz de çok söylemişsiniz, çok sormuşsunuz. Ama şöyle bir durum var. Optiğin o kadar çok alanı var ki, mesela renklerle ilgili bölüm var, yansımayla ilgili bölüm var ki onu söyledik zaten. Gölgeyle ilgili bölüm var. Bu hem renkler hem de gölgeyle ilgili bir bölüm. Işık filtreleri de var, gölge de var. Bu tarz sorularda, yani optikte böyle birkaç şeyin bir arada olduğu soruları daha fazla bekliyoruz aslında. Şimdi noktasal kırmızı, yeşil ve mavi ışık kaynakları ve mavi filtremiz var. Buna göre beyaz perde üzerinde oluşan görüntü hangisine doğru verilmiştir sorusu. Şimdi böyle bir soru sorulduğunda şunu iyi biliyor olmamız lazım. Burada dikkat edelim. Kırmızı, yeşil, mavi 3 farklı şey var. 3 farklı renk var. Fakat şimdi bak, 1. Şimdi mavi koyuyoruz. Mavi filtre koyuyoruz sonra. O zaman şimdi mavi filtre kendini ve kendi oluşturan renkleri geçirecekti ya. Mavi renk zaten hani nedir? Mavi renk şurada
ne olmayacaktır? Hani yeşili ve kırmızıyı geçirmeyecektir. Mavi zaten hani bizim temel diye kabul ettiğimiz ışığın temel renkleri içerisinde. O zaman bu mavi filtre mavi rengi geçirecektir. Ya da mesela magenta rengi olsaydı magentanın içerisindeki maviyi de geçirirdi ama mavi rengi geçirecek. Şimdi burada bir mavi mi olduğunu görüyorum. Beyazda perden var. Mavi ışık kaynağı ve mavi filtrede şurada bu ışık kaynağı için bir fark olmayacaktır. Filtre var ya da yok. Her türlü her tarafa mavi gelecek. Her tarafta artı mavi söyleyeceksin. Sen gölgeni çizeceksin, sonra her tarafa artı mavi ekleyeceksin. Neden? Çünkü mavi filtre maviyi geçirir zaten. Burada filtrenin olması ya da olmaması şu noktası kaynak için bir şey ifade etmiyor. Şimdi 3 tane kaynağın vardı. Kaldı mı sana 2 tanesi? İşler kolaylaştı. Şimdi kırmızı ve yeşilden bahsediyorum. Baktığım zaman şurada şöyle gösterelim. Şimdi bir kere bu yeşil ve mavi ile ilgili konuşursak, şimdi şöyle çizelim. Yeşil değil mi? Yeşil. Şöyle çizelim yeşili. Ondan sonra peki ne tarafa bakacağız? Şimdi bir de kırmızıya bakacağız. Kırmızıyı da şöyle çizelim. Kırmızının sınırında şöyle çizelim. Evet. Şimdi baktığım zaman içeride bir ne var? Kırmızının olmadığı, bak tam şurada bir şey var. Şimdi bunu kırmızıyla çizdim ama burada ne var? Aslında kırmızıyı geçirme mavi filtre geçirmez değil mi? O zaman burada kırmızının olmadığı bir bölüm var. Bak bu bölümde kırmızı yok. Yeşil var mı? Yeşil de yok. Çünkü neden? Yeşilin olmadığı bölüm de şu bölüm. Filtrelerde bak. Gölge oluşturuyoruz. Burası da yeşilin olmadığı bölüm. Kahverengi ile çizdiğimin içi yeşil yok. Kırmızıya çizdiğim için kırmızı yok. O zaman şu ortada ne kaldı? Kırmızı yok, yeşil yok. Mavi her yerde vardı değil mi? O zaman burası mavidir. Bitti. Ortasını çözdün, ortası mavi. Zaten hepsinde içinde mavi rengi görüyorsun. Şimdi sıra şuraya geldi. Şurada kırmızıya dikkat edelim. Kırmızı şu filtrenin içinden ışık gönderemedi. Buraya gönderemedi ama filtrenin sınırlarının dışında kırmızı var. Yani şurada kırmızı bölme var. Ve biz ne dedik? Her bölmeye artı mavi koyacaksın dedik. O zaman kırmızı ile mavinin toplamı ne yapıyor? Magenta yapıyor değil mi? Kırmızı ve mavinin toplamı, ikisinin birleşimi magenta yapıyor. Demek ki şurada bir magenta halkam var. Daha sonra şimdi çıkıyorum buradan. Dışarıya çıkıyorum. Şuraya çıkıyorum. Burada mavi de ışık veriyor. Zaten artı mavi yapacağım hepsini. Yeşil ışık veriyor. Kırmızı da veriyor. Burada kırmızı, yeşil ve mavi birlikte ışık veriyor. Bu ne demek peki? Işığın kırmızı, yeşil ve mavinin toplamı ne olarak söylüyoruz biz? Beyaz ışık olarak söylüyoruz. Demek ki perden beyaz renkli olacak. Siyah olmayacak mesela. Beyaz renkli olacak. Ortada mavi olacak. Bir de çevresini sarmış bir magenta halka olacak ki doğru yanıtımın Edirne olduğunu buradan da görebilirsiniz. Şimdi optik yine çok istenen konular arasında gölgeyi de özellikle ışığı da rengi de bu şekilde yaptıktan sonra bir küçük dipnot da ben vereyim. Şimdi bakın optiğin bir tane konusu var ki orada biraz karıştırabiliyoruz. Onlar da bir küresel aynalar bir de mercekler. Şimdi küresel aynalarda çukur, tümsek var. Bir de merceklerde de ince kenarlı, bir de kalın kenarlı var. Tamam, kalın kenarlı. Şimdi burada aslında her ikisinde de aynı noktaları döndürüp dolaştırıyoruz. Bunlar da 1,5 F, 3 F, ondan sonra merkez merkez. Bir de F sonsuz, sonsuz odak ilişkisi. Yani sonsuz F derken fokus noktası zaten. Şimdi bu üçünü döndürüp aynılarını söylüyoruz. Şimdi unutmayın ki eğer çukuru biliyorsanız, çukurdaki 1,5 F'den gelen 3 F'den, M'den gelen M'ye, asal eksen F'den geçerek gelen sonsuza diye bunu biliyorsanız aynı şeyler burada da geçerlidir. Tek bir fark vardır. Çukur yansıttığı için çukur aynanın önünde görürsünüz bunları. Şöyle mesela 1,5 F yapalım. Önünde görürsünüz 3 F'i.
Fakat mercek içinde şunu görürsünüz. Buradan gelir, mercek olduğu için devam ettir. 1,5 F, 3 F. Yani şunu unutmayın. Şu ışını, bir tanesini simetriğini aldığınızda mercekler ortaya çıkar, tamam mı? Tümsekle kalın kenarlı da öyledir. Anlaştık mı? Bak 1,5 F'in simetriğini al mesela şuradan. Simetriğini al. 1,5 F değil mi? 1,5 F'den gelen 3 F'den geçiyor. Yani şuradaki çukur ayna ile çukur aynanın bir ışınının simetriğini aldığında aslında sana mercekteki kuralı vereceğini unutmazsan bunları da ezberlemeniz daha kolay olur. Bu da size ufak bir hatırlatma, bir yardımcı bilgi olsun. Optikte böyle. Yani çok zor bir şey yok. Merak etmeyin. Bir de optiğin şöyle bir güzelliği var. Birkaç defa çizmeniz gerekiyor. Birkaç defa çizerseniz, elinize kalemi alıp çizerseniz bu işi bitirirsiniz. Hiç merak etmeyin. Ve şimdi yine çok isteyen konulardan bir tanesi. Bir kere hareket grafikleriyle sanırım hareket grafiklerinde biraz sıkıntımız var. Ama şöyle söyleyeyim. Hızlanan ve yavaşlanan hareket grafikleri, ivmenin de olduğu, özellikle ivmenin de böyle kendini gösterdiği hareket grafikleri aslında ikinci sınavımızın konusudur. Ve bu konuda daha iyi bir şekilde soru çözmek istiyorsanız mutlaka türev ve integral konularına iyi çalışmalısınız. Hani biz diyoruz ya, fizik mutlaka başka alanlarda kullanır. İki alanda, üç alanda, birçok alanda, kimyada olsun, matematikte olsun birbirleriyle bilgi alışverişi yaparlar. İşte bu konu da onlardan bir tanesi. Grafiklerde hız, konum, yer değiştirme, işte zaman, ivme, bunlar için aslında türev ve integral konularının iyi bilinmesi gerekiyor. Nerede? Hızlanma, yavaşlamada özellikle. Şimdi biz ama daha çok sabit hızlı hareketten bahsedeceğiz burada. Çünkü bizim bu sınavdaki konularımız daha çok sabit hızlı hareketle ilgili olacak. Onu 9. sınıfın bir ünitesi olarak. Şimdi baktığımızda konum zaman grafiğini görüyoruz. Konum zaman grafiği şekilde verilen bir hareketli ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur sorusu yine öncüllü bir soru. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir grafik gördüğünüzde onun ne olduğunu anlamanız için başına bakacaksınız. Grafik nasıl tanımlanmış? Grafik konum zaman ile tanımlanmış. Şimdi aynı grafiği hız zamanda koy, farklı şeyler söylerdim. Ama bu grafik konum zamandaysa çok farklı şeyler söyleyeceğim. Şimdi bunu da yapalım. Konum zaman olduğu durumda şunu bilmeniz lazım. T ile 2T anları ve 4T ile 5T anları arasında cismin konumu değişmemiştir. Doğru mu? Bak T'de de böyle işte 1,5T'de de 2X, T'de okuyorum 2X, T'de 2X, 1,5T'de de 2X, 2T'de de 2X. Şimdi şuraya bakıyorum, 4T'de de eksi x, işte 4,5T'de de eksi x, 5T'de de. Ne demek bu? İki durumda da duruyor demek. Eksi de olması onun hareket ettiği anlamına gelmiyor. Her iki arada da duruyordur. T 2T'de de, 4T 5T'de de. Şimdi bir başka bir şey. Şimdi konum zaman grafiği demek aslında sana bir miktar hızla ilgili bilgi veriyor demek. Mesela duruyor dedik. Neden öyle söyledik? Çünkü orada konumu değişmiyordu. Hızı sıfırdı. Değil mi? Hızı sıfırdı. Şimdi burada eğim, bu grafiğinin eğimi hızı verecek. Ve hızı verdiğine göre şimdi dikkat edelim. Burada, şurada bir eğimde değişme görüyor musunuz? Yani bak, eğimde değişme ne demek biliyor musun? Bu grafiğin geometriden düşünün. Bir hani grafik formülü yazıldığında bu grafiğin formülü bir tane çıkıyor. Böyle bir, orada bir değişme olmuyor. Nasıl şey yapalım? Eğimde bir değişme söz konusu değil. Her türlü bak, buradan da buradan da buradan da eğim alırsan aynı şeyleri bulursun. Ha biz buna ne diyoruz? Sabit hızlı hareket diyoruz. Eğimi değişmediği için. Şu grafikte 1, 2 ve 3 noktalarda bu aralıklarda eğim değişmemiştir. Ha şu doğru. Mesela şuradaki eğim ile buradaki eğim aynı değildir. Bu tamam. Ama şu aralıkta 0T aralığında da sabit hızlı hareket yapmış, 2T, 3T aralığında da sabit hızlı hareket yapmış, 3T, 4T aralığında da sabit hızlı hareket
yapmıştır. Çünkü o aralık için eğimi değişmemiştir. Bunu bir kere söyleyelim. Ha, hızı nasıl buluruz hocam? O aralıkta diyelim ki hızı sordu. Hemen söyleyeyim. Hız zaten bildiğimiz bir şey. X bölü T'den bulursun sen. Delta X bölü delta T'den. Şurasını bulalım. 2X bölü T'dir. Yani şurasının şuraya oranı. 2X bölü T'dir. Burada bulursun. Nedir şurası da? Ters bir eğim olacak ama 2X'in nesi olacak? T'ye bölümü olacak ama burada bu sefer eksilik söz konusu olacak. Yani son burası ilk burası olduğu için 0 eksi 2x'ten burada bir eksilik, burada da bir eksilik söz konusu olacak diyeceğiz. Şimdi bak, bunları söyledikten sonra bunları anladık. Hocam, yani ben bu grafiğe baktığımda tamam, hızı böyle bulayım ben. Hızı hani delta x, yani ne demek, x son eksi x ilk ile bulayım bölü t. Bunu bulayım. Fakat bana böyle hemen görünce fark edebileceğim şeyler de söyle. Taktik söyleyeceğim dediniz derseniz, bir, konum zaman, yani xt grafiğinde xt, yani x'i ok olarak düşünün, tamam mı? Ok çiz xt grafiğinin üzerine. Ok çiz. Ok ne tarafa bakıyor? Yukarıya mı aşağıya mı? Yukarıya bakıyor değil mi? Demek ki bu bölümde artı yönde hareket etmiştir. Şurada zaten duruyor. Şu bölümde ok çizdim. Aşağıya bakıyor değil mi? Eksi yönde hareket etmiştir. Şu bölümde yine aşağıya bakıyor. Eksi yönde hareket etmiştir. Bu bölümde durmuştur. Eğer grafiğimin şurasında yukarı doğru bir hareket olsaydı burada artı yönde hareket etmiştir diyeceğim. Yani eksiği ve artıyı bu şekilde konum zaman grafiğinde bulabilirsiniz. Hızlananda da öyledir. Yavaşlayanda da hepsinde öyledir. Hızlanan ve yavaşlayan ile artı ve eksi yönü birbirine karıştırmayın. Konum zaman x, şunu şöyle ok gibi düşün, tamam mı? Hemen oklarını koy buraya, ne tarafa gittiğini bul. Artı yön, aşağıya eksi yön, aşağıya eksi yön, yukarı artı yön. Ha, eğer bana bununla ilgili hani derseniz ki tamam, konum zamanı anladım. Hız zamanla ilgili yönüyle ilgili ne söyleyeceksiniz? Hız zamanda işler çok basittir. Sana nasıl hareket verirse verilsin, tamam, ne verilirse verilsin, yukarısı artıdır, aşağısı eksidir. Yani şu hareket eksi yöndedir. Bunların tamamı da artı yönde harekettir. Hızda, hız zamanda zaman ekseni önemlidir. Zaman ekseninin üstü artı yönde, altı ise eksi yöndedir. Anlaştık mı? Ve şimdi T2T zaman aralığında dur. Şimdi artık bunu çözebiliriz. T2T zaman aralığında durmaktadır. Zaten onu söyledik değil mi? Düz çizgi duruyor. 4T5T zaman aralığında negatif yönde. Hemen okumu çizdim. 4T5T bir kere 3T4T deseydi evet negatif yönde. Ama 4T5T'de sabit hızlı falan değil. Duruyor cisim. Bu tarafa doğru hareket yok zaten. 2T3T zaman aralığında hemen 2T3T'ye bakıyorum. Negatif yönde yavaşlamaktadır diyor. Yavaşlamaktır doğru mu? Hayır. Yavaşlamaz. Negatif yönde doğru ama negatif yönde sabit hızlı ilerlemektedir. Bu yüzden de bu öncülüm, yani 3 öncülüm yine yanlıştır. Cevabımda Adana olacak diyoruz. Adana olacak. Cevabım bu şekilde. Şimdi bununla ilgili küçücük bir şey daha yapalım. Konum zaman grafiği bu ya. Gelin biz bunun bir de hız zamanını çizelim. Hemen şuraya hız zaman. Hız zaman diyorum ve çiziyorum. Sen hız zaman çizerken bir kere zamanları doğru konumlandırırsan 4'te 5'te. Sonra da şunları doğru alırsan, yani 2x bölü t. Bakın kat sayıları hep hani buraya harf olarak verebilirsiniz. Kat sayılar 2x bölü t dedik ya, hani kat sayısı 2 ya. Sen burada hızını 2v olarak al. Şu x bölü t'ye v de, hep böyle yap. Ondan sonra şurasını düz çizgi çizdik. Devam ediyorum. Şu arada zaten duruyordu. Şurası neydi? Eksi yöndeydi. Hop, eksi 2v'yi çizdim. Şurası da eksi v. Çünkü neden? X bölü eksi x bölü t'den görüyorum ben. Şöyle şurasını da çizdim. Eksi v. Ve sonra şu bölümde de durduğunu gördüm. Hız zaman grafiğini çizdiğimizde neden buranın hızlanma yavaşlama olmadığını fark ettiniz mi? Hızlanma yavaşlama yok oralarda. Oralarda sabit hız var. Evet, hız bak şu aralıkta değişmiyor. Şimdi şu aralıktaki hızın buradan fazla olduğunu söyleyebilirsin. Ama bu aralıktaki hızlar değişmiyor. Ve
Şimdi bununla ilgili ne söyleyeceğiz? Ha, bir de kitabımızdan örnekler verelim. Kitabımızdan bir ödev verelim. FKB Hızlı Tekrar kitabımızdan artık ne yapabiliriz? Bütün soruları çözebiliriz. Artık bütün karşımıza çıkacak her türlü soruyu çözebiliyoruz. Bu yüzden de 31 ile ne yapalım? 31 ile şuradan 20 ile 31 arasındaki bütün testleri çözebiliriz. Zaten şu 20'den öncekini daha önceki videoda ödev vermiştik. Bunları da çözerseniz bu kitabı bitirmiş ve son tekrarınızı, hızlı tekrarınızı güzel bir şekilde yapmış olursunuz. Bunu da unutmayın. Ve şimdi ödüllü sorumuz da burada. Mutlaka kaç net hedefliyorsunuz onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Kaç net hedeflediğinizi de bilmek isteriz. Hepinize başarılar diliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın.